Kubilay Bey merhabalar diyelim. Uzun soluklu bir işbirliği aslında. Bu senede ikinci yılınız aynı markayla. Neler söyleyeceksiniz ilk öncelikle bu uzun soluklu işbirliği için? Ya uzun soluklu olması çok keyifli. Artık çünkü birbirimizin karşılıklı istediği şeyleri biliyoruz. Yapmak istediğimiz şeyler var. Onları projelendiriyoruz. Beraber karar veriyoruz her şeye. Uzun soluklu olunca böyle yanları oluyor. Çok da keyifli geçiyor seti, çekimi, her şeyi keyifli geçiyor, yaratıcı geçiyor. O yüzden bu markayla olduğum için mutluyum. Reklamlar, dizi seti olsun, oyununuz da var. İlk önce oyundan başlamak istiyorum. Hücreler, çok iyi bir oyun. Turneye de devam ediyorsunuz. Ayağınızın tozuyla da aslında Ankara'dan buraya geldiniz. Evet, bugün sabah 9'da yola çıktım Ankara'dan. Ankara'da çok güzel karşıladılar bizi. Orada da oyunumuzu sağ olsunlar ayakta alkışladılar. Çok mutlu oldum. Bir şeyler yapıp böyle karşılığın alkışlarla almak çok güzelmiş. Ben de uzun zaman sonra keşfettim bunu açıkçası. Çok güzel bir şey. Oyunumuz da çok güzel. Bekleriz herkesi. Neler söyleyeceksiniz kadro için ilk öncelikle? Harika bir kadro. Bütün komedyenler aslında baktığımız zaman orada. yani Engin abiyle, Cengiz abiyle, Şinasi abiyle bir şeyi komik hale getirmemek çok zor aslında. çok eğlenceliler, çok bir de çok destek oluyorlar, iyi hocalar yani. O yüzden onlara da çok teşekkür ediyorum hocalarım. Aslında sahnede komedilerini biliyoruz ama bir de bunun sahne arkası vardır. Sahne arkasında aslında neler yapıyorsunuz? Gene eğlenceli geçiyor mu? Sahne arkası bizim daha eğlenceli galiba. Sahne arkamız çok eğlenceli. Nilperi ile çok iyi anlaşıyoruz. Bütün ekip arkadaşlarımızla çok iyi anlaşıyoruz. Uzun bir zamanda beraber geçiriyoruz. Yani yaklaşık bir oyun, işte 2 saat oynanıyor ama yaklaşık 7-8 saat beraber geçiyor. Turnede günler beraber geçiyor. Çok ansambl kemik bir kadromuz oldu. Herkes çok çaba gösteriyor elinden geldiğince. Onlarla olmak çok güzel. Dinlenemiyorsunuz da aslında baktığımız zaman Zafer'in Ringi olsun, İnci Taneleri olsun, Hücreler var, reklam çekimleri var derken yoğun bir tempoda devam ediyorsunuz ama Fenerbahçe'den de devam etmek istiyorum. Sizin için çocukluk aşkınız en büyük aşkınız aslında. Öyle. Bir beste yaptınız Fenerbahçe'ye ve yönetmenlik koltuğuna da oturdunuz aslında. Ya beste, yani beste demeyelim de böyle içimden geçenleri aslında yazdım bir şekilde. Amatör ruhla da Zafer'in Rengi ekibindeki arkadaşlarımızla bir şeyler yapmak istedik. Çünkü o ruha çok yaklaştık. Fenerbahçe filmi çektik çünkü. O ruhun içindeyken de bir şeyler üretmek istedik. Üreten insanlarla birlikte böyle şeyler yapmak çok güzel. Yönetmenlik ilginç bir deneyimdi. Vallahi keyifliydi yani. Umarım daha uzun soluklu şeyler de olur. İleride kendi projelerim de olur. Onların da çekimlerini yaparım. Nasip eder inşallah. Ama bakalım şimdilik böyle güzel başladık. Kamera önünden kamera arkasına geçmeyi düşünür müsünüz yönetmen olarak abi? Çok, benim zaten istediğim bir şey en başından beri. Bu konuda kendimi geliştirmek için de çok elimden geleni yapıyorum. Sette yönetmenlerimle olabildiğince vakit geçiriyorum. Kısa workshoplar alıyorum onlarda. olabildiğince yapmaya çalışıyorum. Hobi olarak da işte hikayelerimizi yazıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Umarım keyifli olur ya valla. Ve diziye gelmek istiyorum. Çok konuşuluyor dizi. Evet. Her bölümüyle olay oluyor. İlk öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Yılmaz Hoca'yla aranız nasıl? Yılmaz Hoca'yla çok iyi anlaşıyoruz. Bana sette çok destek oluyor gerçekten. Çünkü kalemi zor bir senarist aslında. Yani nasıl anlatayım? Çok duygu yoğunluğu çok ağır sahneler yazıyor hep. Ve onları da karşılıklı olarak oynadığımızda aslında birbirimizi çok iyi anlamamız gerekiyor. O konularda bana çok yardımcı oluyor. Zaten çok iyi bir hoca en başta Yılmaz Hoca. Onun olmak çok güzel sette. Genel yani bütün oyuncularımız bu arada çok. Selma Ergeç, Hazar Ergüçlü, herkes çok yetenekli. Onlarla olmak sette çok güzel. Karşılıklı olarak çok paslaşabiliyoruz, eğlenebiliyoruz. Çok keyifli oluyor. Hemen şunu da soralım. Yasaklar bitti mi? Artık karakterler anlatılabiliyor mu? Bizi hakkında bilgiler verilebiliyor mu? Abi ben hep bir şey sorulunca önünü alamıyorum. Çok kötü şeylere gidiyorum. O yüzden hiç konuşmamayı tercih ediyorum artık. Yasak olmasa da konuşmuyorum. İnci Taneleri'nde özellikle Hazar Ergüçlü dans sahneleri çok konuşuldu. Evet. Siz de rol arkadaşı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? O sahneleri ilk gördüğünüz zaman neler hissettiniz? Ya Hazar çok çalışkan, çok disiplinli bir oyuncu gerçekten. Ve yaptığı her şeyi çok severek yapıyor. Danslar için özel olarak gidiyor, koreografi yapıyorlar. Yorucu bir dönem geçiriyor da. Çok seviyorum Hazar'ı. Allah yolunu bahtını açık etsin. Çok yetenekli, çok güzel bir arkadaşım.
Umarım böyle devam eder vallahi onun için. Çok onun için çok mutlu oluyoruz hepimiz. Bu yoğun tempo sizi yaşlandırdı mı? Yok. Yok abi, ben çok mutluyum ya. Yoğun olması beni daha diri tutuyor, daha dik tutuyor. Saçlara da aklar düştü. Abi, evet. Bu yorgunluktan mı artık? Ya yok, genetik. Genetik maalesef. Genetik de. Hemen reklam çekimlerini de soralım tekrardan. Reklamda neler oldu? Ekstra bir şeyler var mıdır? Onları da öğrenelim sizden. Vallahi ekstra pek bir şey yok aslında. Biz çünkü Jack & Jones'la hep çok eğleniyoruz beraber sette. Set ekibimiz genelde hep tanıdığımız keyifli insanlar oluyor. Onlarla çalışıyoruz zaten. Öyle ekstra bir şey yok ama zaten birlikte olmamız ekstra bir durum gibi. Son olarak da iç huzuru buldunuz mu diyelim. Yok abi. İç huzuruna çok önem veriyorsunuz çünkü. Evet ya, ben kendi kendime iç huzurumu çok yetiyor bana. Kendi kendime iç huzuru çok yeterli. Öyle şu an bir iç huzur arayışında da değilim açıkçası. Karşı cinsle iç huzur mu yoksa dış güzellikte önemli midir sizin için? Yani tabii ki iç huzur. Yani, en önemlisi iç huzur. Dış görünüşe çok fazla önem vermem diyorsunuz. Yani evet. Evet. Peki o zaman Kubilay Bey, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sana hiçbir soruyu sordurdum.